Bu yayında Seyyid Muhammed Ruhi'nin İslam dininde fitneyi başlatan kişi adlı yazısı seslendirilecektir. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Benim canım Türkiye'mde Muaviye vahyin katibi olarak biliniyor. Muaviye vahyin katibi değildir. O zekat ve sadaka katibiydi. Çünkü Muaviye Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştur. Müellefi kulup yani kalbi İslam'a ısındırılandı. Ona da yüzdeve verildi. Muaviye'nin ablası Ümmü Habibi annemizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eşidir. Habeşistan'a ilk hicret eden kadınlardandır. Muaviye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi tıraşta yapmıştır. Fakat Muaviye Hazreti Ali ile savaşında çok büyük yanlış yapmıştır. İslam'a büyük zarar verdi. 85 yaşındaki büyük muhaddis İmam Nesefi'ye bile Hazreti Ali'ye hata yaptın dedi diye işkence yaptılar. Yumurtalarını taşlarla ezdiler. Yaralar içinde Mekke'ye gitti ve şehit oldu. Hiç kimse Bedir Savaşı'na katılan sahabiler hakkında konuşamaz. Peki sahabi ne demektir? Sahabi bana sahip çıkandır. Oysa ki bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarına sahip çıkmadılar. Onları katlettiler. Muaviye halife değil Şam valisiydi. Parasıyla oy satın alarak kendisini halife ilan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Zübeyir bin Avn hazretlerine sene bir bayi kavim öldürecek buyurmuştur. Zübeyir de o zaman Muaviye tarafındaydı. Zübeyir bin Avn Hazreti Ali ile karşı karşıya gelince Hazreti Ali Efendimiz ona "Ey Zübeyir hatırladın mı? Resulullah bize çocukken Ali'ye kılıç kaldıracaksın" demiştir. Bunun üzerine Zübeyir bin Avn'ın elindeki kılıç düştü. Zübeyir bin Avn secdeye kapanarak ağladı. Muaviye'nin adamları Zübeyir bin Avn'ı öldürdüler. Ayrıca 90 bin sahabenin de ölümüne sebep oldu. Muaviye, İslam dinini kraliyet yaparak Emevi krallığı haline getirmiştir. Tahtı da oğlu Yezid'e vermiştir. Muaviye, İslam dininde fitneyi başlatan kişidir ve bu fitne hala devam etmektedir. İslam'da Şii ve Sünni yoktur. Herkes Müslümandır. Ancak Muaviye bu ayrılığı yapmıştır. Muaviye, halife olduğu dönemde İslam coğrafyasının tamamına emirler gönderdi. Hocalar hutbelerde önce Hazreti Ali Efendimiz'i, onu sevenlere ve onun soyuna lanetler ettiler. Bu Ömer bin Abdülaziz'e kadar devam etmiştir. Cuma namazı bayram namazı gibiydi. Önce namaz sonra hutbe okunurdu. Namazı kılıp Hazreti Ali'ye, onu sevenlere, onun soyuna edilen lanetleri ve küfürleri duymamak için Hazreti Ali'yi sevenler hutbeyi dinlemeden camiden çıkıyorlardı. Bunun üzerine Emevi devleti Ali'ye küfredip lanet ettiğimiz için hutbeyi dinlemeden camiden çıkıyorlar. Hutbeyi namazın öncesine alalım dediler. Ben de senin gibiydim. Dünyanın farklı ülkelerindeki alimleri görüp onları dinleyince hepsinin aynı fikirde olduğunu gördüm. Bu alimlerin en büyüğü ve beni en çok etkileyeni Seyyid Muhammed Alivi Maliki'dir. Yemen alimleri, Mısır alimleri hepsi Şafii'dir. Hepsi bu fikirdedir. Muaviye'ye küfretmiyoruz. Oğlu Yezid'e lanet okuyoruz. Ama Muaviye'ye de Hazret demiyoruz ve onu sevmiyoruz. İslam'ın ve imanın şartlarına göre Muaviye'yi sevmemiz farz değildir. Muaviye biz Seyyidlerin amcasının oğludur. Ancak bize yanlış yaptı. Gittiğimiz medreselerde öğretilenlerde Muaviye ile Hazreti Ali Efendimiz'i bir tuttular. Onlar sahabedir. Onların hakkında kesinlikle konuşmayın dediler. Onlar elleriyle kılıçlarıyla kana bulandılar. Sizler dilleriniz ve gıybetinizle günaha girmeyiniz dediler. Fitnenin başını bilmezsen İslam'ın içerisindeki fitneyi söndüremezsin. Gayemiz tevhidde birleşmekse tarihte yapılan yanlışları görüp kabul etmeye mecburuz. Yeryüzü dolusu kum tanesi kadar Muaviye Ali'ye eşittir dersen Hazreti Ali'ye hakaret etmiş olursun. İmam Ahmed bin Hanbel radıyallahu anh'ın oğlu babasına sual etti. Ey babacığım, Resulullah'tan sonra sahabi kiramdan faziletlileri anlatır mısın? Bunun üzerine İmam Ahmed bin Hanbel radıyallahu anh buyurdular. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve sonra sustu. Oğlu, ey babacığım ya Ali dedi. İmam Ahmed bin Hanbel radıyallahu anh buyurdular. Ey oğlum, Ali öyle bir aileden ki Allah onu Kur'an-ı Kerim'de methetmiş. Allah Kur'an-ı Kerim'de onların temizliğine şahitlik etmiş. Böyle bir aileyi sıralamaya koymamız yanlış olur. Resulü Kibriya aleyhisselatu vesselam Efendimiz'i en fazla tanıyan ve onunla yaşayan Hazreti Ali Efendimiz'dir. Buna rağmen elimizde maalesef Hazreti Ali Efendimiz'den aktarılan 15 hadisi şerif vardır. Hazreti Ebu Hureyre Resulü Kibriya aleyhisselatu vesselamın yanında 3 yıl bulundu ve 5600 hadisi şerif rivayet etti. Nerede Hazreti Ali'nin hadisleri? Hazreti Ali Efendimiz'den kim hadisi şerif rivayet ettiyse unutulsun diye kafasını kestiler. Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de İnsan suresinde uzun uzun onu methediyor. Ali unutulmaz, Hüseyinler unutulmaz. Muaviye'yi Hazret diyenler ve onu methedip vahyin katibi yapanlar
Çocuklarına niye hiç Muaviye ismini takmadılar? Hiç Muaviye adında bir şey ya da evliya duydunuz mu? 1500 yıldır bu isim neden kullanılmıyor? Her sahabenin ismi var. Neden Muaviye yok? Her Müslümanın evinde bir tane Ali muhakkak vardır. Bunları anlatarak kimseyi kınamadım. İlmi bir meselede sizleri aydınlattım. Sizler de Ehlibeyt aşığısınız, biliyorum. Fakat insan okudukça ve gezdikçe talebe olduğunu anlıyor. Lütfen çok okuyalım. Efendimiz aleyhissalatu vesselama ve onun Ehlibeytine sonsuz salat ve selam olsun. Ehlibeyt kıtmiri Seyyid Muhammed Ruhi.